Hoca bir gün. Bir gün hoca kadıyken iki Adem gelip biri der ki, şu Adem benim kulağımı ısırdı der. Ol Adem kendi ısırdı der. Hoca birazdan gelin size cevap verelim der. Bunlar gidince hoca bir tenhaya gelip kendi kulağını tutup ısırabilir miyim deyi çekerken düşer. Başı yarılıp başına bir bez sarıp yerine oturur. Ol Ademler yine geldikte Be hey Adem ısırma değil belki düşer başı bile yarılır demiş. Seyyid Burhanettin Çelebi bu latifeyi şöyle tercüme eder. Yani insan kendiye ettiğin kimseye etmez. Hemen kuşunu yalan ve kerih avaz dinlemeden kat et. Batını çeşmini küşat edip baştan dahi geçip küşufatı gaybiyeye nail ve mütekif olduğunuz halde Cenabı Kibriya'dan yardım talep eyleyip Öyle hilafına iftira etmen demeyi tefhim eder. Burhaniye tercümesindeki bu açıklama Profesör Doktor Fikret Türkmen tarafından şu şekilde bugünkü nesil için izah edilir. Yani insan kendisine ettiğini kimse kimseye etmez. Hemen kulağını yalan ve çirkin sözler dinlemekten kes. Gözlerinin içini açıp baştan da geçip gizli açıklamalara ulaşıp Kendinizi bir köşede ibadete vermiş bir durumda Ulu Tanrı'dan yardım isteyin. Öyle tersine iftira etmeyin demeyi anlatır. Bir gün hoca hamama girip bakar ki kimse yok. Canı sıkılıp bir kaya başı söylemeye başlar. Kendine sadası hoş gelip hamamdan çıkıp doğru bir manareye çıkar. Vakit öğle vaktiymiş. Temcid okumaya başlar. Bir adam aşağıdan bakar ki vakitsiz temcid okunur. ''Beheyna'dan böyle kerih sadağıyla vakitsiz temcid okunur mu?'' dedikte de, hoca aşağı inip, ''Ne olaydı? Bir sahibi hayır dahi minareye dahi hamam inşa ettireydi, bizi bu kerih sadadan kurtarırdı.'' demiş. Teganni ve riya ile olan amel salih olmaz. İbadet ve amelim var diye övünme ve gurur dahi etme. Ber hayat iken şeriat ve tarikat hamamında tathir olarak, riyazat ve perhizat ve ameli salihle fıkr bekaya hasr-ı vakt iderek tevhid ve tahlil ve ali makamlarda name ve terennümle safaya eylememiz tergib buyururlar. Yani şarkı söyleyerek ve iki yüzlülükle yapılan iş uygun ve doğru olmaz. İbadet ve ilmin var diye övünme ve gurur dahi etme. Hayattayken şeriat ve tarikat hamamında temizlenerek, Dünya lezzetleri ve rahatından sakınarak terhizle ve şeraiete uygun davranışlarla beka fikrini vaktini hasrederek tevhid ve kelime-i şehadetle yüksek makamlarda name ve terennüm ederek mutluluk bulmamızı dahi iyi bulduklarını belirtirler. Bir gün hoca Derbende giderken bir çobana rast gelip çoban hocaya fakih misin der. Hoca "Beli" der. Çoban Bak şu canlara, hep senin gibi bunlara mesele sual ettim, bilemediler. Gel seninle kavledelim, cevaba kadirsen söyleyeyim, değil isen söylemeyeyim. Hoca, nedir sualin der? Çoban, şu yeni ay oldukta küçük, sonra büyür tekerlek olur ve 15'ten sonra küçülür kalmaz. Eski ayı neylerler der. Hoca, bu kadar şeyi bilemedin mi?'' Ol eski ayı uzadırlar, şimşek yaparlar. Görmez misin gök gürledikte ne kadar kılıç gibi parlar der. Çoban, "Aferin fakih, iyi bildin. Ben de öyle fikrederdim." demiş. Yani insan mahı hilal gibi zuhur edip insanı kamil oldukta pür ziya olup alem ziyasından sayement olup pir-i fani oldukta yine hilal gibi kalınsa da ruh şemşiri hüdadır ten gılaf olmuş ana dahi ala kâr eder. Bir tik kim üryan ola mefhumunca ol ihsanı kamilin ruhu şimşek ve yıldırımdan ziyade parlar. Ruhaniyeti alileri aleme ziya verir, ervahından istimdad ederler demeyi tarif eder. Yani insan hilal gibi görünüp olgun insan olduğunda ışık dolar, alem ışığından yararlanır.'' İhtiyarlığında yine hilal gibi kalırsa da ruh Allah'ın kılıcıdır. Ten kılıf olmuş ona. Daha çok kâr eder. Bir kılıç ki çıplak ola. Sözlerinin anlamına uygun olarak o olgun insanın ruhu şimşek ve yıldırımdan çok parlar. Yüksek ruh nilikleri aleme ışık verir. Ruhlarından yardım dilerler demeyi tarif eder. Büyüyen Ay yayınları, Nasrettin Hoca Latifeleri Seyid Burhanettin Çelebi Burhaniye Tercümesi hazırlayan Profesör Doktor Fikret Türkmen